Birileri polar göndermiş, polar kazak göndermiş ama bira kutusuna koymuş, bira kolilerine. Yani biraların konulduğu kolilere koymuş. Efendim bazıları işte Müslümanlar, İslami yapılar veyahut ki onların hedefi bu. Bunları kabul etmemiş. Niye? Bu kolilerin üzerinde bira markası varmış. Yalan. Ve hatta bu haberi, bu iddiayı ortaya atan adam canlı yayında, televizyonda bunu söylüyor. Bakın videoları var. Canlı yayında bunu zikrediyor. Yanındaki muhabir, gazeteci veya sunucu her neyse diyor ki ne? İşte falan kes, bu haber yalanlandı yalnız, doğru değil. Bunu siz söylüyorsunuz da şu an yalanlandı böyle. Ya olabilir diyor ama diyor bu zihniyet aynı diyor. Bu zihniyet bu diyor. Bak utanmaza bak. Ahlaksıza bak. Utanmıyor da yani. Afet bölgesinde diyor bir tane bile diyanet görevlisi yok. Subhanallah. Yalan. Yani biz Adana'da birinci gün geldik. Şu huzur evlerinin orada. Diyanet geldi. Aşevi yemeklerini getirdi. Sıcak sıcak millete yemek dağıldı. Burada bitinceye kadar adamlar ayrılmadı. Orada diyanetin her yerde diyanetin görevlileri vardı. Ya yemek dağıtıyorlardı ya bir şekilde yardım ediyorlar. Biz gördük. Refakatsiz çocuklar cemaatlere ve tarikatlara veriliyor. Subhanallah. Ne yapsın, götürsünler gazinolara. Hadi öyle diyelim yani. Tamam, veriliyor lan. Ya verilsin ya. Size mi getirsinler yani? Gece kulüplerinde, LGBTİ eşcinsel derneklerde, vakıflarda oturup kalkan sizlere mi versinler? LGBTİ derneklerine mi versinler bunları? Eşcinsel topluluklara mı teslim etsinler? Ne güzel işte yani. İslami camialar, İslami cemaatler. Ama işin arka planında başka bir karalama kampanyası var. Gaziantep'te diyor bir imam depremzedeleri camiden çıkardı. Yalana bak. Yalana bak. Halbuki ilk andan itibaren camilerin kapıları açıktı yani. Herkese. Ve herkes camilere sığınmıştı. Hatta bazen Mustafa anlatıyor diyor camide diyor adam vardı. Camide camiye sığınmıştı diyor. İslam aleyhtarı sözler söylüyordu, sarf ediyordu diyor. Biz yine sesimizi çıkarmadık diyor. Enkaza diyor Allahu Ekber diye bağırıyorlar diyor. Allahu Ekber diye bağırılır mı diyor. Siz diyor o enkazdan çıkanların travma geçirmelerine sebebiyet vereceksiniz. Allahu Ekber'den rahatsız oluyor. Allahu Ekber diyeceğiz evet ya. Biz Allahu Ekber diyeceğiz. Ve sizi rahatsız edeceğiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Biz nefes alıp verdiğimiz müddetçe, şu dilimiz döndüğü müddetçe Allahu Ekber diyeceğiz. Her yerde diyeceğiz. Her zaman diyeceğiz. Ve günde 5 vakit şu topraklarda bir tane Müslüman kalıncaya kadar şu minarelerden gök kubbeye arş-ı alaya kadar çıkacak olan Allahu Ekber nidaları dinmeyecek biiznillahü teala. Bir de dediler hiçbir STK, İslami cemaat yok. Ya bu nasıl yalandır? Bu nasıl iftiradır? Bu nasıl karalamadır yani? Subhanallah yani. Sonra o adama diyorlar ki ya var kardeşim yani sen böyle söylüyorsun da yani var. Bir sürü var. Çıktı kendi yandaşları. Onların kendi yandaşları sosyal medyada onları yalanladı. Başka da yoktu yani. Dedim yani birkaç tane partinin gençlik kolları vardı. İsimlerini zikretmeyeyim. Bir komünist, momünist bilmem ne, TKP, TİP, MİP bilmem neler vardı. Üniversite öğrencilerini gördüm bizzat. Ben şahsen gördüm. AFAD gönüllüleri olarak. Herhalde o İskenderun veya Hatay Üniversitesi'nin öğrencileri bilmiyorum. İskenderun'da da gördüm öğrenci, Hatay'da da gördüm üniversite öğrenci. Toplu halde önlerinde hocaları vardı. AFAD gönüllüsü olarak yelek giymişlerdi, gelmişlerdi. Lakin bunlara şeytan dediğim gibi fısıldıyor. Yaldızlı sözlerle birbirlerini aldatıyorlar. Propaganda yap, manipülasyon yap, algı yönetimi yap. Bir de son olarak bunların sözlerine kulak veren bir taife var. Biz Müslümanlar olarak elhamdülillah bunların yalanlarına, iftiralarına, karalamalarına kanmıyoruz, aldanmıyoruz. Çünkü bunların gerçek yüzünü biliyoruz ama bunlara kananlar var. Bunlara aldananlar var kardeşler. Ve büyük bir topluluktur, büyük bir kesimdir. İslam'dan uzak yaşıyorlar. İslami hayatı hayatlarından neredeyse çıkarmışlar. Ya da İslam'ı çok zayıf yaşayan insanlar. Bunlarla alakalı da İsrailoğullarından güzel bir örnek var. Onu vereyim, biraz uzattım hakkınızı. Bir örnek vereyim İsrailoğullarından, konuyu da böylece kapatayım. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde 78. ayette bu topluluğa benzer topluluğun İsrailoğullarındaki örneğinden şöyle bahseder. Bismillah. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَا اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَذُنَّانُ Ve onlardan bir topluluk diyor. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Ümmidirler. Ümmi demek cahil demek. Yani okur yazar demek ama bu kavramın içerisine cahil de gidiyor. Bilgisiz insanlar. Ümmi. Bilgisizdir, cahildir, bilgisi yoktur. Ya cahil diyebilirsin, bilgisiz diyebilirsin, tamam mı? Yani bu bir topluluk var diyor. Kimden? Yahudilerden. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Onlardan bir topluluk, ümmiler. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ
kitabı bilmezler. Yani kendilerine inen Tevrat'ı bilmezler. Bizim zamanımıza geldiğinde bizden bir topluluk, o cahil topluluk, Kur'an-ı Kerim'i bilmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmez. Şimdi onlarla kıyas ediyoruz. Bildikleri tek şey illa emaniye. Bildikleri, bütün bildikleri nedir? Temenni, kuruntu. Kuruntu, temenni. Kulaktan duyma şeyleri. Kulaktan duyduklarıyla bir takım temenni ve kuruntuları. Yani dini, dinin olmasını istedikleri şekilde. Bir takım temennileri var, bildikleri de odur. Ve in hum illa yadunnuna. Onlar ise sadece zanda bulunuyorlar diyor. Şimdi bunlar sosyal medyada, televizyonlarda, bir takım konferanslarda veyahut bir takım programlarda boy gösteren sanatçı, bahsettik az önce, sanat sepet tayfadan bilmem ne şahıs, bilim adamı kisvesi altında bilmem ne kişi veyahut din adamı, ilahiyatçı olarak kendini tanıtıp konuşan, lakırdayan bir takım safsataları, bir takım palavraları bu büyük kitle, bu bilgisiz kitle hak zannediyor ve ona uyuyor kardeşler. Ve asıl meselenin kökenli sorunlarından, en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Doğruluğu hakkında hiçbir araştırmaya girmiyor. Yalan mı değil mi hiç sorgulamıyor. Sadece o insanların taşıdıkları etiketlerinden dolayı onların söylediği şeylerin hepsinin hak olduğunu, doğru olduğunu zannediyor. Ama öyle değil işte, bakın diyorum size. Şeytanın cisimleşmiş, müşahhaslaşmış hali olan insan şeytanlar Nuh Aleyhisselam'dan beri yeryüzünden ve birbirleriyle, şeytanla ittifak kurup her türlü dalaveleyi, aldatmayı, sahtekarlığı, üçkağıtçılığı yapıyorlar, insanları kandırıyorlar. Ya biraz uyanık olun, biraz aklınızı başınıza alın ya. İşte dedim ya sana, sanat sepet tayfa işte o da, her neyse ismini zikretmeyelim, burada sıkıntı yok. Medya soytarısı kılıklı adamlar, çıkmış medya soytarısı. Ahmağın bir tanesi baraj patladı dedi. Orada kıyamet koptu. Baraj patladı bak. Ve yüz binlerce insan bunların söylediklerine inanıyor, bunları tasdik ediyor. Diyorum ya, cahil, bilgisiz kitleler yani, yığınlar. Doğru mu değil mi hiç araştırmıyor. Sadece nefislerine, kuruntularına, çünkü böyle olmasını istiyorlar. O zırvalayanların söyledikleri onların nefislerinin hoşuna gidiyor. Bilgisiz de oldukları için ne dinin temel esaslarını bilirler, ne dini yaşantıyı bilirler, ne fıkıh bilirler, ne Kur'an bilirler, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hakkında bir şey bilmezler. Kim çıksa Allah hakkında bir şey söylese derler bu doğru. Kim çıksa İslam hakkında bir şey söylese derler vallahi doğru söylüyor. Kim dese ki Müslümanlar şöyledir, şunu şunu yapmışlar. Ha, tabii bir söyler, neden işte falan, kes ya bu adam. Bizim tayfadan, bizden taraf, bizim siyasi partiden, bizim aile düşünceden, bizim mahalleden. Bizim mahalleden diye bir tabir var. Tasdik ediyor. Ama adalet neyi gerektirirdi? Doğru mu değil mi? Bakın Velid bin Mughire, Mekkeli müşriklerin önderleri. Allah diyor biz de ona yalancı diyemeyiz diyor. kahindir diyelim diyor. Yok vallahi kahin değil diyor. Ya bakın ne kadar onurlularmış bunlar. Bunlarla kıyaslayın yani. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Uyarıyorum buradan. Böyle her önüne gelen şeyi, İslam aleyhtarı, Müslüman aleyhtarı, her haberi, her sözü, her lakırdığı, her safsatayı onaylayıp, tasdik edip yayanlar, bilerek veya bilmeyerek Allah uyarıyor. Sonra kıyamet günü böyle çıkmayın. يَوْمَ تَقُلَّبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ. Ateşte yüzlerinin evrilip çevrileceği o gün. يَقُولُونَ. Derler ki يَا لَيْتَنَا. Yazıklar olsun bize. اَتَعْنَ اللّٰهَ وَاَتَعْنَ الرَّسُولُ. Yani Allah'a ve Resulüne itaat etseydik. وَقَالُوا. Ve sonra derler ki ne? رَبَّنَا اِنَّا اَتَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Rabbimiz, doğrusu biz büyüklerimize ve kendimize önder seçtiğimiz kişilere uyduk. فَاَدَلَّنَا السَّب۪يلَ. Ve onlar da bizi yoldan saptırdı diyor. O gün mazara dolmaz vallahi bu sözler. Allah Azze ve Celle bunu Ahzab suresi 66-67. Ayette buyuruyor. Ve sözlerimizin sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dinlediğiniz için Allah razı olsun kardeşler.